Evet, hoş geldiniz. İyi akşamlar. Sevgili Özlem, hoş geldin. Sevgili Hoş bulduk. dinleyiciler, izleyiciler, hoş geldiniz. Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hayvan ve Doğa Hukuku Laboratuvarı'nın ilk etkinliklerinden bir tanesi. Daha laboratuvar kurulmadan bir etkinlik yapmıştık. Instagram yayını yapmıştık Gizem Karataş'la. Barınak davası ile ilgili Elazığ'daki. Ama bu ilk düzenli etkinliğimiz. Buna benzer etkinlikleri daha sonra da yapmak istiyoruz. Öncelikle bu ilki gerçekleştirdiğimiz için Özlem'le çok mutluyum. İlk önce klasiktir. Sunucumuzu, konuğumuzu tanıtmamız gerekir. Kısaca tanıtayım. Kendi web sayfalarından, altıparmakhukuk.org sayfasından özetleyeceğim. Özlem Altıparmak İzmirli, genel olarak İzmirli. İzmir Bornova Anadolu Lisesi'nden mezun. Daha sonra da 9 Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun. Ardından 9 Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde özel hukuk bölümünde yüksek lisans eğitimine başlıyor. Ve devamında da Ege Üniversitesi Kadın Çalışmaları ana bilim dalında yüksek lisans yapıyor. 1999-2003 arasında Vakıflar Bankası Ege Bölge Hukuk Müşavirliği'nde çalışıyor. Yaşar Holding'in bünyesinde kadrolu avukat olarak görev yapıyor. 2003 yılından itibaren serbest avukat olarak çalışmaya başlıyor. 2006-2010 yılları arasında Uluslararası Ceza Mahkemesi Koalisyonu Koordinatörlüğü ve Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şube Başkanlığı görevlerinde bulunuyor. 2010-2017 yılları arasında ise merkezi İsveç'te bulunan, benim de bir aralar birlikte çalıştığım Raoul Wallenberg İnsan Hakları ve İnsancılık Hukuku Enstitüsü'nde kıdemli program sorumlusu olarak çalışıyor. Ve bu program kapsamında Türkiye'de avukat, hakim, savcı, polis ve akademisyenlere yönelik insan hakları eğitimi ve araştırmalarının güçlendirilmesi faaliyetlerinin koordinasyonunu sağlıyor. Ayrıca kadın, toplumsal cinsiyet, engelli hakları, çevre hukuku, iklim adaleti ve insan hakları alanındaki pek çok proje ve eğitim programında danışman ve eğitimci olarak yer alıyor. Şu anda da İzmir Barosu Kent ve Çevre Komisyonu üyesi. Doğa Derneği'nde hukuk danışmanı olarak görev yapıyor. Aynı zamanda da Ankara Üniversitesi İklim ve Ekokırım Hukuk Kliniği koordinatörlüğünü de yürütüyor. Tekrar geldiği için çok teşekkür ediyorum Özlem'e. Bu akşamki konumuz Marmara Gölü. Marmara Gölü kurudu. Yani çok az bir şey kaldı bildiğim kadarıyla. Marmara Gölü Manisa'nın yakınlarında bir göl. Çok da güzel bir gölken, balıkçılık yapılırken, bayağı verimli bir ekosistemken şu anda kurumuş durumda. Öncelikle Özlem'e sormak istediğim şey, bir kere bu göl neden kurudu? Marmara Gölü neden kurudu? Bunun sorumlusu kim? Çok güzel bir giriş oldu. Teşekkür ederim. İnsan böyle yaşlanınca hani özgeçmişi de çok artıyor. Bazen ben bile kendim dinlerken yoruluyorum yani. Onu da yaptım. Bankada da çalıştım falan diye. Çok teşekkür ederim öncelikle tanıtımın için. Böyle bizim küçüklüğümüzde şey vardı. Annemler ziyarete giderdi bir komşumuzu. Sonra da iade-i ziyaret diye bir şey vardı. İşte giden gelirdi. Biz seninle çok güzel bir program yaptık gerçekten. Hayvan hakları, doğa hakları üzerine böyle tartıştığımız. Ben de şimdi o iade-i ziyaret gibi bu konuda konuşacağım. O yüzden çok mutluyum. Çok çok teşekkür ederim. Katılımcılara da umarım böyle keyifli bir konuşma olur diye diliyorum. Şimdi Marmara Gölü nasıl kurudu meselesi biraz enteresan bir konu aslında. Biz Doğa Derneği ile aslında uzun zamandır çalışıyoruz. Hani sen de biliyorsundur ya da katılımcılar da biliyordur. Ve bu sulak alan konusu ilk kez çalıştığımız bir mesele değil. Marmara Gölü aslında hani göl dememize rağmen bir sulak alan hem de ulusal öneme haiz bir sulak alan. Biz sulak alanlar konusunda daha önce de çalışmalar yürüttük. Örneğin hani belki duymuş olabilirsiniz. Bu meşhur İzmir Körfez Geçiş Projesi'nin iptalini salladık. Onunla ilgili bir arka planda bir sulak alanla ilgili de bir davamız oldu sınırlarıyla ilgili. Körfez Geçiş Projesi'nin iptalinin sebebi de aslında bir sulak alanın korunmasıydı. Çünkü orası da bizim aslında işte kuş cenneti diye bilinen Gediz Deltası'nın tam da üzerine sınırlarına yapılan bir projeydi.
Bizim de bu sulak alan meselesi aslında bir hukukçu olarak ilgimizi çeken bir konu haline geldi. Hani mevcutta da şu anda Akçay sulak alanı ile ilgili de yürüttüğümüz bir dava var. Yani bizim küçüklüğümüzde biraz böyle bataklık falan denilen bir kavramken bu sulak alanlar işte kurutulması gereken, hatta böyle 1960 ve 1970'lerin politikaları da böyle 80'lere kadar böyle aslında işte sivrisinek, hastalık yayan, koku yalayan yerler gibi algılanırken daha sonrasında sulak alanın aslında hem bir yutak alanı olarak hem de işte ekosistem çeşitliliği ve içinde barındırdığı genetik çeşitliliği önemi anlaşılıyor ve bir takım farklı bir bakış oluyor. Marmara Gölü'de bizim hani memleketimizde, ülkemizdeki ulusal öneme haiz sulak alanlardan bir tanesi. Biz Doğa Derneği ile birlikte burada bir kuruma olunca, yani 2011 yılından itibaren başlayan bir kuraklık, aslında hani bir gelen bir kuraklık var Marmara Gölü'nde. Önlenmeyen bir kuraklıkla karşı karşıya kalıyor Marmara Gölü. Ama buradaki kuraklıktan kastımız hava olaylarına bağlı bir kuraklık değil, hayır, anladığım kadarıyla. Hayır, hayır. Marmara Gölü'ne gelen değil. Suların azalmasıyla aynen. ilgili. Yani Marmara Gölü aslında şöyle söyleyebilirim, hem yeraltı hem de yerüstü suları tarafından besleniyor. Göllerin bir su bütçesi denilen bir şey var. Yani bir girdileri oluyor, bir de çıktıları oluyor bunların. Marmara Gölü'nün de en büyük girdisi aslında kum çayı denilen bir çay. Diğeri de bizim Adala dediğimiz bir besleme kanalı. Bu kum çayının üzerine bir Gördes Barajı diye bir baraj inşa edilmeye başlanıyor. Bunun izni de 1998 yılında veriliyor. İzmir'in su ihtiyacı karşılansın diye. Fakat bu Gördes Barajı'na izin verilirken 98'de bizim çevresel etki değerlendirme işte gibi bir mevzuatımız yok. Yani örneğin bu hidroelektrik santralleri de biliyorsunuz bir takım barajlar yapıldığında, işte elektrik santrali projeleri yapıldığında sonradan getirilen bir şeyle belli bir can suyu bırakılması gerekiyor. Yoksa işte tümüyle kuruyor, bu HES projelerinde de olduğu gibi. Bu Gördes Barajı da yapılırken yani bunun çevreye etkisi ne olacak, ne bitecek, oraya bir baraj kuralım diye başlanıyor. Daha sonra 2009'da bu işte bitiriliyor baraj. Bir fark ediliyor ki 2011'de aslında barajın dibinde bir delik var betonunda. Bir türlü su tutamıyor. Daha sonra boşaltılıyor, yama yapılıyor. Yani proje kendi içinde bir facia bir proje. Yani bunu bu yüzden detaylı anlatıyorum. Kum çayının da hani önemini size söyleyeyim. Bu Marmara, aslında size gösterebilirdim bunu. Mesela kum çayından gelen su akımı çok yüksek. Yani su bütçesine baktığınızda eğer kum çayından gelen bu su akımını kestiğinizde Marmara Gölü'nün kuruyacağı ya da Adana'da besleme kanalıyla su vermediğinizde bunun kuruyacağı çok bariz. Çünkü su bütçesi açısından girdilerde yağış ve yeraltı suyunun payı o kadar yüksek değil. Gölün çıktılarına baktığınızda da bir şey var, yani çıktı dediğim nereye gidiyor bu sular diye baktığınızda da işte kaçak sulamanın çok fazla yapıldığını görüyoruz. Bunlar bizim davamızda ve bilgi edinmelerde de gündeme geldiği için anlatıyorum. İşte sazlıkların yakılması, pek çok bu sulak alanda da söz konusu, işte yakılıp tarım arazisine açılması gibi. Bu kum çayı besleme kanalı bir şekilde kuruduktan sonra, yani Gördes tarafından kesildikten sonra diğer Adala besleme kanalında da regülatörler var. Biz Ahmetli regülatörü diyoruz. Bu regülatörler de çok ilginç bir biçimde, yani Göl Marmara'ya su verecek regülatörler de Devlet Su İşleri tarafından yüksek elektrik maliyeti nedeniyle çalıştırılmamaya başlanıyor. Sonra pompalar bir yerlere taşınıyor, çalınıyor vesaire. Yani bu göl... Peki 2000... bu regülatörler bu baraj yapıldığı zaman Marmara Gölü'nün kuruyacağı hesaplanarak mı koyulmuş ve yani, buraya su basılsın diye düşünülmüş? Aynen o şekilde. Yani gölü birden fazla besleme kanalı yapılıyor. Bu göl bir set gölü de. Yani aslında devlet burayı bir rezervuar gölü haline de getiriyor. Ve besleme kanallarıyla da besliyor. Ve tabii ki davamıza konu olacak şekilde burada bir balıkçılık da yapılması gibi bir durum var. Oradaki şeyi, gölü de kiraya vererek balıkçı kooperatifini devlet buradan para da kazanıyor açıkçası. Zaten dava da oradan çıkacak. Davamız da aynen oradan şey yapıyor. Yani 2011'den itibaren aslında Göl Marmara'nın kuruyacağı bizim raporlarımızla da, yani akademik çalışmalar var bu konuda. Bizzat
yani birden fazla akademisyenin yazdığı. Bu 10 yıllık süreçte yanlış planlama ve uygulamalar nedeniyle göl %98.18'lik bir kısmını yok ediyor. Yani neredeyse %99 gibi. Şimdi ben buradan size aslında şeyi gösterebilirsem ekranımı, gölün durumunu paylaşmak açısından. Sen onu paylaşırken anladığım kadarıyla burada hem çevredeki çiftçilerin bir sorumluluğu var ama asıl sorumluluk bu barajı bu şekilde planlayan ve yapan Devlet Su İşleri'nin. Yani tabii ki biz davayı açtığımızda da Devlet Su İşleri işte bu sular çekiliyor vesaire gibi bir şeyler bize söylediğinde yani çiftçiler tarafından hani biz engel olacak değiliz yani bu kaçak suların çekilmesine biz ceza yazacak değiliz ya da balıkçılar orada ceza yazacak değil. Bu tümüyle devletin yine sorumluluğunda olan bir durum ya da işte belki birazdan gireriz işte Adala Besleme Gediz'den su veremiyoruz diyorlar çünkü Gediz'de çok büyük bir kirlilik var, sanayi atıkları boşalıyor. İşte biz mi boşaltıyoruz bu sanayi, biz mi temizleyeceğiz falan. İşte Ahmetli regülatörlerini niye çalıştırmıyorsunuz vesaire dendiğinde DSİ o kadar komik şeyler söylüyor ki biz bunu işte bilmem ne sulama kooperatifine verdik. Onlar çalıştırmıyor. İyi de sulama kooperatifinin yine denetimsizde. Yani hani yani biz vatandaşlar olarak ne yapacağız oraya? Kovayla su mu taşıyacağız da Marmara Gölü'nü kurtaracağız gibi aslında bir durumla biz karşılaştık davayı böyle açma aşamasında çalışırken. Bilmiyorum gösterebilecek miyim? En azından hani izleyen arkadaşlarımız için deneyebilecek miyim diye düşünüyorum ama gene... Ekran paylaşımını seçtiğin zaman bence olacak. Evet oldu. Evet. Şimdi şurada göreceksiniz. Bu gördüğümüz kurutulan Marmara Gölü. Şurada Gördes Barajı'nı göreceksiniz. Zaten buradan gelen bir şey var. Nehir beslemesi Gördes çayıyla, kum çayıyla. Burada kum ocakları da yapmışlar. Kaçak kum ocakları var. Bunlar da aynı zamanda su çekiyor ve burayı tahrip ediyor. Yani bir devletin aslında bu gölü bence yani bile isteye ihmalle kurutmasının her şeyi var. Yani kaçak kum ocaklarından tutun. Burada gördüğünüz bu regülatörün çalıştırılmamasından tutun. Yeraltı sularının işte kaçak kullanımı, buraya plansız bir baraj yapımından tutun. Yani her şey adeta şu da bence çok çarpıcı. Bu gölün 2011'deki halidir. Bu 2019, 2020 ve 2021. Şunu da göstereyim. Bu kooperatif binası bizim müvekkilimizin olduğu balıkçı kooperatifi. Bu 2011'de böyle yani tekneleriyle balık avladıkları ve para kazandıkları bir yerken 2020'de kuruyarak sular çekiliyor. Şu da bizim hatta bu kayıkla yani önde duran da bizim stajyerlerimiz. Yani bu kaçak ekimler öyle bir noktaya gelmiş ki şurada göreceksiniz. Şeyin binasını, kooperatifin binasını burada kapatayım. Paylaşmayı durdur. Yani bizim açımızdan Marmara Gölü'nün yani davalık olma kısmı yani nasıl kuruduğu böyle. Biz buraya gidip gelirken aslında bir türlü anlayamıyorduk. Yani hani bir şeyler yapmak istiyoruz. Çünkü hani ilk kez böyle bir şeyle karşılaşıyoruz. Burada bir dava olabilir mi? Nasıl olabilir diye. Biz de balıkçı kooperatifiyle konuşuyoruz. Balıkçı kooperatifi diyor ki bizim yani işte bir kira borcumuz var. 400 bin liralık bir borcumuz var falan. Ben kira borcunu anlayamıyorum mesela. Diyor ki herhalde bu demin gördüğümüz yerdeki bina var ya. Yani o binanın herhalde bir yani mülk yani öyle bir bina borcu bu yapıyla ilgili falan diyorum. Yani o 400 bin liranın bize dökümünü gönderdiklerini biz bir şekilde gidip gelirken Doğa Derneği'yle bir anladık ki aslında bu su kirası. Yani bir yönetmelik var ve bu yönetmelik gereğince devlet su işleri bu alanları, suyu bir şekilde kooperatiflere işte ihale suretiyle kiralıyor. 5 yıllık kira sözleşmesi yapıyor bizim müvekkil balıkçı kooperatifimizde. Ve burayı kiraya veriyor. İşte yıllar içerisinde bu yenileniyor ama en son 2019 tarihinde yaptığı kira sözleşmesi yani bunun kuruyacağını da bildiği halde yani bana şu çok komik geliyor. Siz bunun kuruyacağını biliyorsunuz devlet politikasında. Hani bunu bir şekilde 2017'de ulusal öneme ait sulak alan ilan ediyorsunuz. Hadi bari bunu yapma değil mi? Yani
kuracak yani burası. Yok diyorsunuz, ben bunu Ramsar'a göre de koruyacağım. Ve 2019'da da yani kuruyacak bir gölü yine kiraya veriyorsunuz ve buradan para kazanıyorsunuz. Daha sonra biz yani bu kooperatifle gidip gelirken ne yapabiliriz? İşte tabii ki göl kurumuş. Buradan dolayı da yaklaşık bir 40 küsür bin yıllık borç vardı. Kooperatif aslında hani çok da kolay olmadı tabii. Hani balıkçılıkla geçinen orada yaklaşık 40 aile sadece balıkçılıkla geçiniyor ama bir tekneden çok daha fazla para kazananlar var. Yani bir tekneye bağımlı olarak daha fazla sayıda insan aslında etkileniyor orada balıkçılık yapamamaktan. Kooperatifinde yaklaşık 150-200 arasında üyesi var. Yani çok da kolay bir şekilde karar verilmedi aslında, tahmin edebileceğin gibi. Yani hani işte devlet buna bir çözüm bulur, şöyle yapar, böyle yapar vesaire derken Mart ayında biz yani aslında bir tespit davası mı açarız, bir tam yargı davası mı, tazminat davası mı vesaire diye düşünürken hop diye bir ödeme emri geldi bu 40 küsur bin liralık borçla ilgili ve bizim aslında dava sürecimiz de başladı. Bilmiyorum, giriş peki, olarak senin soruna yanıt verebildim mi? Gayet güzel. Ya her şeyi iyi anladım. Ben en azından anladım. Peki ama şimdi o zaman dava bir alacak verecek davası. Yani şeyin kiranın ödenmesi davası. Bu davayı bir iklim davası yapan ne? Yani bir iklim davası nedir? Bu aynen öyle. Yani şimdi biz bu iklim davası diye bunu aslında kurgulamamızın sebebi iklim davalarının aslında bütün dünyada hani böyle tek bir işte üzerinde uzlaşılmış hukuken nasıl biz tespit davası şudur ya da işte ne bileyim işte hukuken boşanma davası budur falan gibi bir tanımı aslında olmamakla birlikte şu şekilde ben özetleyebilirim. Hükümetleri veya şirketleri iklim değişikliğiyle mücadeleye aykırı politikaları, kararları ya da ataletleri, yani atalet dediğimde hiç eylem yapmamaları nedeniyle işte sorumlu tutmak ve hesap vermelerini sağlamak üzere açılan stratejik öneme sahip davalar. Yani bizim böyle strategic litigation dediğimiz, böyle stratejik yargılama dediğimiz davalar. Aslında bunları yaparken de farklı yollar, farklı stratejiler deneniyor. Çok kolay da bir şey değil. İşte güvenilir bir müvekkil olması gerekiyor. Aynı zamanda işte müvekkilinizin de güvenliğini sağlamanız gerekiyor. Hani bizim ülkemiz için çok söz konusu olmasa da farklı ülkelerde buna da dikkate alınıyor. Biz bir müddettir aslında bu konuyu düşünüyorduk. Yani STK'lar ve hukukçularla bir takım toplantılar ve görüş alışverişlerinde bulunuyorduk. Acaba hani özellikle de Türkiye'nin Paris İklim Anlaşması'nı Ekim ayında imzalamasından sonra her ne kadar ulusal katkı beyanı vermedi ise de yani bir taahhüt altına girmiş olması sebebiyle özellikle şeyleri bir ara düşündük. Bu yangınlar nedeniyle acaba arıcılık üzerinden bir şey yapabilir miyiz? Çünkü arıcıların da çok ciddi zararları oldu. Ama şey çok kolay olmuyor. Belki oraya da geliriz. Yani bu davaların zorlukları anlamında. Yani o eylemle ya da idarenin eylemsizliğiyle ortaya çıkan zararın arasındaki illiyet bağını kurmak çok kolay olmayabiliyor. Yani işte yangın söndürme uçağının alınmaması, o yangının tam da iklim değişikliği sebebiyle çıkıp çıkmaması vesaire gibi bir illiyet bağını kurgulamak ya da idari davalarda bizim önümüze çok büyük bir engel olarak çıkan bu idarenin takdir hakkı dediğimiz kuvvetler ayrılığı meselesi büyük bir engel oluyor. Ama genel anlamda dünyada baktığımızda hep bir fosil yakıttan çıkış odaklı bunun çalışıldığını en azından benim dikkatimi çekiyor. Yani işte ne bileyim karbondioksit salınımlarının düşürülmesi vesaire gibi. Bizim davamız burada biraz daha aslında bence yaratıcı oldu diye düşünüyorum ben. Dünyada mesela iklim davalarına dair bir veri tabanı da var. Ben bunu hani daha sonra paylaşabilirim. Ve orada mesela aslında çok daha kapsamlı çalışıldığını da fark ettik biz buna baktığımızda. İşte biyoçeşitlilikle açılan davalar ya da örneğin işte bir ÇED davasında çevresel etki değerlendirmenin kümülatif etki dikkate alınarak yapılması gerektiğine dair ayrı bir karar alınması bile bir iklim davası olarak geçiyor. Halbuki biz Karaburun'da açtığımız rüzgar enerji santrallerinde böyle kararlar aldık ama hiç bunu bir iklim çatısı altında çalışmadığımız için böyle düşünüp mesela şey yapmamıştık, hukuki çalışma yürütmemiştik.
Bizim bu davamızda da aslında iklim davası haline getiren bir hani bir proje temelli olarak çalıştığımız davalardan daha farklı olarak biz bunu kurguladık ve bizim iddiamız yani bu davada şu. Her ne kadar bu bir iptal davası gibi açtık biz ilk etapta ama bu davayı kazanırsak bunu... Borcun iptali davası olarak. Evet evet yani idari işlemin iptali, ödeme emrinin iptali şeklinde açtık ama bunun iptali için aslında kanunda öngörülen bir sistem yok. Yani yönetmeliğe göre kooperatif bunu ödemek zorunda. Hiçbir koşulda yani gölün kuruması işte bilmem nesi vesaire hiçbir sebep yok sığınabilecekleri. Hatta biz idareyle bu konuda bir takım görüşmeler de yaptık. Bilgi edinme balıkçı kooperatifi de yaptı. Ve yönetmelik değişikliği yapmak istediklerini, burayı bir mücbir sebep olarak bunu eklemek istediklerini vesaire de söylediler. Ama biz mücbir sebebi de kabul etmediğimize dair bir çalışma yaptık. Yani bu bir gölün kurumasının biz mücbir sebep olmadığını da söylüyoruz. Çünkü mücbir sebep denilen şey hani hakikaten o göl bir şekilde ne bileyim bir şey olur tabanı yarılır. Yani bir meteor çarpar, tabanı yarılır, suları bir gecede biter. Hani bu böyle bir şey değil yani. O bir 10 yılın içerisinde gelen idarenin hatalı politikası, hani böyle gözünü kapaması sebebiyle böyle hakikaten bir asteroid çarpmasını sağlaması gibi bir şey Marmara. Ama peki bu durumda sadece borcun yani borcun istendiğine dair idari işlemin iptalini istemiyorsunuz da acaba gölün evet. Kurumasına sebep olan Tabii ki. Sorumlularla ilgili Tabii, de bunun da karşıya dava tespitini. Açıyor musunuz? Aynen, aynen. Yani bu davada biz bunu da istiyoruz. İdarenin sorumluluğunun tespitini ve hatalı politikaların tespitini. Ama davamızı ödeme emri üzerinden kurguladık. Çünkü ikisini karıştırmadık. Eğer farklı bir tazminat talebimiz olacaksa onu ayrı bir dava olarak açmayı düşünüyoruz. Yani hani bu borcun diyelim oradan göç eden balıkçılar ya da yani işte uğranılan bir takım farklı zararlar söz konusu olacaksa bu davanın akabinde biz bunu açmayı düşünüyoruz. Ve yani davamızın aslında şeyi yani hak temelli bir bakışla açtığımızı özellikle belki vurgulamam gerekir. Ve kimin bu hakkı? Devletin gölün yani balıkçıların, hakkı olarak mı görüyorsunuz? Hayır, balıkçıların tamamen balıkçı kooperatifinin ve balıkçıların hakları üzerinden gidiyoruz. Mülkiyet hakkı, ekonomik haklar ve hatta göç ettiklerini de burada dikkate alıyoruz. Ve devletin de ataletini sorguluyoruz aslında. Devlet Su İşleri'nin, Tarım Orman Bakanlığı'nın ve hani buradaki aslında bütün kurumların el ele bu gölü kuruttuklarını söylüyoruz. Takdir yetkisinin de aslında bu bizim iklim davalarında çok fazla gündeme gelen böyle bir takdir yetkisi olamayacağını da söylüyoruz. Yani gölü kurutmak idarenin takdir yetkisinde olamaz. Bu sulak alanları da gerek Paris Anlaşması gereğince, işte Paris İklim Anlaşması gereğince, Birleşmiş Milletler Çerçeve Sözleşmesi gereğince, hatta biz bütün stratejik planları ve Türkiye'nin taahhüt ettiği ulusal eylem stratejilerini de gözden geçirdik. Bu stratejik planları ve eylemleri de ulusal eylem planlarını da davamıza ek yaptık. Çünkü orada da hani bir takım taahhütlerde bulunuyor. Her ne kadar stratejik planlar tek başına dava edilebilir nitelikte olmasa da bizim hukukumuzda biz bunlara da dayandık. Ve dediğim yardımcı gibi yani gerekçeler olarak tabii belki. Tabii yani aslında sadece bir ara stratejik planlar üzerinden bir dava açmayı da düşünmüştük. Onu da ben buradan söyleyeyim. Yani hani ben bunu yapacağım diyor 2023'e kadar bir plan yapıyor. Daha sonra hiçbir şekilde bunu bilmem ne yapmıyor. Bir daha bir plan yapıyor yani iklimi vesaire dair. Yani idare bu kadar hani ne bileyim hani dilek ve şikayet kutusu gibi bilmem ne gibi yani bu kadar ciddiyetsiz raporlama yapılmadan hani öne arkası tespit edilmeden sürekli ben bunu yapacağım ben bunu edeceğim vesaire demesinin aslında bir şey olduğunu yani bu durumu bildiğini ve taahhütüne aykırı davrandığını söylemek istiyorduk ama ya Marmara Gölü aslında benim söylemek istediğim bizim açımızdan bir fırsat oldu. Yani idarenin eylemiyle dava konusu zarar, iptal işlemi arasında çok sıkı bir illiyet bağı var. Yani idarenin eylemi ve eylemsizliği diyebilirim. Dediğim gibi hani göldeki kuruma biliniyor, öngörülüyor olmasına rağmen
bir önlem alınmıyor. Bu bizi yani tümüyle şeye sevk etti. Yani böyle bir şeyi aslında fosil yakıttan çıkış değildi. Biraz biz tabii biyoçeşitliliği ve işte sulak alanları, ekosistem çeşitliliğinde çalıştığımız için çok da büyük bir şeyle sarıldık bu davaya. Hani heyecanla sarıldık. Ve davamızı açtık. Bilmiyorum. Bu, hani bir özet olarak belki ilk şeyde bunu söyleyebilirim. Teşekkürler. Bu arada dinleyicilerimiz de soru sorabilirler. Mikrofonlarını ve görüntülerini açamıyorlar ama chat kısmına sorularını yazabilirler. Veya konuşma bittikten sonra, sohbetimiz bittikten sonra el kaldırmak suretiyle ben sizin mikrofonlarınızı açabilmenizi sağlayacağım. Sözlü olarak da sorabilirsiniz sorunuzu. Benim aklıma tabii yani bunlar çok yeni bir hukuk alanı yarattığı için daha önce buna benzer davalar Türkiye'de işte mesela ilk dava bu. Yakın zamanda Ekvador Anayasası'nın vermiş olduğu bir Los Cedros Ormanı kararı var. Tabii orası Anayasa Mahkemesi kararı ve Los Cedros Ormanı henüz yok edilmedi. Artık da edilemez çünkü Anayasa Mahkemesi korumaya aldı. Çünkü Los Cedros Ormanı bir koruma alanındaydı. Aynı Marmara Gölü gibi korunan bir ekosistemdi. Ve burada iki tane maden ruhsatı vermişti devlet. Devlet kurumu özel şirketlere vermişti. En sonunda yerli halk dava ettiği zaman durdurdu Anayasa Mahkemesi ve dedi ki burası başlı başına var olma hakkı olan yani doğanın o parçasının var olma başlı başına var olma hakkı olan bir bölümüdür. Dolayısıyla burada ne bu maden izinlerini yerine getirebilirsin ne de bundan sonra herhangi bir madencilik faaliyeti yapabilirsin. Burayı yok edemezsin dedi. Şimdi baktığım zaman tabii Ekvador Anayasası'nda doğa ananın hakları tanınmış durumda. Türkiye Anayasası'nda ise sadece bir 56. maddede çevre hakkı var. Aynı şey değil, bir seviye farkı var koruma anlamında. Ama tabii bir de Los Cedros'ta henüz daha eylem gerçekleşmediği için, yıkım gerçekleşmediği için bir cezai durum yok. Ama acaba Marmara Gölü'nde bu yani resmen planlanmış faaliyetler çerçevesinde Marmara Gölü kurutulduğu için acaba bir böyle ekokırım tarzı bir suçlama da getirilebilir mi kişilere? Yani diyelim ki DSİ'nin bölge şefine ya da regülatörleri şeyleri suyun akmasını sağlayacak regülatörleri elektrik faturası nedeniyle açmayan, çalıştırmayan sorumlular hakkında bir karşı dava açılabilir mi? Tabii Türkiye'de bunun bir hukuki altyapısı bence yok. Çünkü ceza kanununda mesela çevreyi bilerek ve isteyerek kirletmek var ya da taksiyle kirletmek var. Bu bir kirletme midir? Çok zannetmiyorum. Ama siz bu davanın bir devamı olarak birilerine karşı isim isim dava açmayı düşünüyor musunuz? Valla bence çok güzel olur böyle bir şey. Hani aslında ben düşündüğümde görevi ihmalde olur, görevi kötüye kullanmada olur. Hani doğrudan çevreye yönelik bir şey de çok güzel olur. Ya ben şöyle bir şey söyleyebilirim. Biz bununla ilgili hani geçen Kasım ayından beri aslında bayağı yoğun uğraşıyoruz. Ve hani yazdığımız dilekçenin haddi hesabı yok. Ve dilekçelere verilen cevaplarda da aslında ben yani böyle sorumluların topun bir oradan bir oraya, bir oradan bir oraya falan atıldığını Cem'le hep hissediyoruz gelen cevaplarda. Böyle idarenin biraz sıkışıklık yaşadığını, hatta bir Cimer'den bir cevap da geldi, bunu da hani paylaşmış olayım. Bir taslak cevabı bize gönderdiler. İşte bunu böyle diyelim mi? 5 soru işareti. İşte böyle de desek böyle ündemler falan. Sonra bizden özür dilediler. Lütfen bu cevabı kullanmayın. Hani o anda ben şeyi de böyle hissettim. Yani bir böyle bir şey alıyorsun Cimer'den falan bir cevap geliyor mesela bilgi edinme. Çok formal bir şey gibi ama altta bir sürü insan birbirine işte ya tamamen hani bizim öyle yorumlarla çalıştığımız draft belgeler var ya, bize böyle bir şey geldi. Yani benim açımdan gerçekten şeydi, hani o idarenin aslında neyini diyeyim, böyle bir çaresizliğini mi diyeyim? Yani hani biz bunu biraz deştikçe şeyi fark ettik Serkan, aslında hani daha ne çıkacak bu işin altından gibi. Yani hani adeta senin dediğin gibi, yani bu işin bir takım sorunları var. Özellikle de bu medyaya çıktıkça, hani işte Fox TV'de biz çok büyük bir kampanyaya dönüştürdük bunu. Hani artık görünür oldukça bence hani sorunlar da ortaya çıkacaktır diye düşünüyorum. Ve hani biz onun mutlaka devamını da hem
hukuki olarak hem de varsa bu konudaki hani bizzat sorumlular, bunun cezai sorumluluğu içinde mutlaka çalışacağız. Şöyle de bir şey oldu mesela, bu yer altından su çekip kaçak sulama yapılması meselesiyle ilgili ya da işte orada oranın göl kuruyunca tarım alanına dönüştürüyorlar mesela ve bir takım ekimler yapıyorlar. Bu da çok sakıncalı bir şey. Şöyle ki yer altı suyunu çekerek aslında ürün ekiyor ve onu suluyor ve bu bir sulak alanı çok daha hızlı tüketecek bir şey. Yani zaten yer altından beslemesi varsa onu da bitiriyor ve aslında bir sene sonra ya da işte iki sene sonra orası tamamen çöl bir alan olacak. Mesela bizim geçtiğimiz işte haftalarda aslında bunu bizim davacı olan kooperatifin bulunduğu köydeki insanlara yazıldığını fark ettik bu cezanın daha ziyade. Ve şimdi mesela bir bilgi edinme yazdık. Kestiğiniz cezaların 2019'dan itibaren dökümü diye, yani orada 8 tane köy var. Acaba hangi köylere gidip ne kadar ceza kesilmiş? Hani bizim biliyorsun yargısal taciz ve yıldırma diye de bir şey var, bir yöntem. Yani mesela bunun ne kadarı burada kullanılıyor? Mesela onu da tespit etmeye çalışıyoruz. Yani burada sonuçta bir dava ve hukuki savunuculuk yapılıyor. İnsanlar elini taşın altına koyuyorlar ve bundan dolayı da acaba cezalandırılıyorlar mı? Aslında hani idare bunu yapmasın demiyoruz. Elbette bunu yapmalı. Biz de bunu yapmasını istiyoruz. Ama eğer yani bizim davacı olan müvekkil kooperatifimizin bulunduğu köyü hedef alıyorsa bu ciddi bir yıldırmaya da giriyor olabilir diye düşünüyoruz. Cezalandırma. Yani evet, yargı yollarını kullandıkları için, haklarını kullandıkları için cezalandırma. Türkiye'de çok yaşanan bir durum, o ayrı. Aynen. Yani böyle dediğim gibi yani bunun pek çok boyutu olabilir. Hani biz de bunu bayağı bir heyecanla aslında şey yaptık, girdik. Belki şeyi de söyleyebilirim. Hani bu Batman'la ilgili bir temiz hava konusunda bir dava açılmış. Bir yurttaşın ciddi bir hastalığı var. Yani böyle ölümcül ve Batman'daki hava kirliliğine işte sebep olunması nedeniyle hem işte bir manevi tazminat hem de İşte şey olmuş, hani şunu da yapsın, şu santral kapatılsın, bu şey yapılsın vesaire gibi bir dava açılmış. Ama davanın şey bölümü tabii ki dilekçe reddi olmuş. Çünkü idari davalarda şeyi talep edemiyorsunuz mesela. Ben şöyle bir talepte bulunamıyorum. Marmara Gölü'ne su basılsın. Yani bunu mesela kararını veremiyor. İdari davaların en büyük problemi bu. O yüzden de biz mesela buradaki işlemi sadece iptalle sınırlı tutmamız, daha sonra bu iptali yaptırdıktan sonra kusuru, sorumluları tespit ettirdikten sonra diğer davalara yönelmek istememizin sebebi bu davanın buna çok uygun olması çünkü. Orada da dilekçe reddi olmuş. Şu anda sadece 1 liralık manevi tazminat talebiyle açılıyor. Çünkü idare diyor ki ben şey yerine geçip idare mahkemesi diyor ki ben idare yerine geçip karar alamam. Bu onun takdir yetkisidir. Belki hani bu konuya da dünyadan örnekleri vesaire konuştuğumuzda gelebiliriz. Ama ben en azından açtım. Yani ben en azından yani bu davada şöyle bir şey olduğunu düşünüyorum. Hani bir balıkçılar hani bir kere sulak alanların öneminin anlaşılmasına çok büyük bir katkısı oldu. Bu davaların diğer yönden de açılabileceğine bir katkısı oldu. Yani sadece böyle fosil yakıttan çıkış değil de hani ben bu söylemi de çok tehlikeli buluyorum. Hani fosil yakıttan çıkılsın, istenilen yere güneş enerjisi yapılsın, talan edilsin, zeytinlikler rüzgar enerjisi yapılsın falan. Biz böyle çalışmıyoruz. Hukuku davalarımızla böyle çalışmıyoruz. Yani biz hani hakikaten zeytinin hakkını savunarak çalışıyoruz bu meseleyi. O yüzden de bizim için yani bu yenilenebilir enerji ise de bunun bir mal adaptasyon gibi değil, tümüyle yutak alanları koruyacak şekilde uygulanması çok önemli. Yine ekosistem çeşitliliğini. O yüzden bizim açımızdan da yani hem de Türkiye kamuoyu açısından da bir örnek ve hani hak temelli bakış, farklı bir bakış, iklim çatısıyla bakış şey oldu diye düşünüyorum, örneği ve umudu oldu. Benzer davalar, yani bir gölün kurutulduğu ve bundan işte mesela bu arada şeyi soracaktım. Bu balıkçılar şimdi artık balıkçılık yapamayacaklar. Balıkçılık kooperatifi çünkü burası. Ne yapacaklar? Yani bu aileler nasıl geçiniyorlar şu anda? Valla göçler var. Yani biz köyden göç var. Hani biz mesela böyle iklim göçü, iklim mülteciliği belki oraya da geliriz. Hani bunu sadece böyle ada devletleri su altında kalınca bir başka bir yere sığınacak ve bizden çok uzak bir şeymiş gibi düşündüğümüz bir şey. Aslında orada bir iç göç yaşanıyor. Köy boşalıyor. İşte kimileri
birilerinin yanında çalışmaya başlıyor. Orada işte farklı tarımla uğraşanların yanında işçilik yapanlar var. Ve aslında hala biraz da umutlarını koruyarak bekleyiş var. Yani hani aslında Marmara Gölü'nü kısa bir zamanda kurtarabilirsek devam edecek. Yoksa da tamamen kuruyup gidecek ve oralar, yani sadece balıkçılar değil, orada şu anda tarım yapan birileri varsa yani oradaki 8 köy birden boşalacak diye düşünüyorum kısa belli bir zaman sonra. Gölün hala kurtarılma ihtimali var mı? Var tabii ki, var. Peki buna yani benzer yurt dışında bir dava örneğiniz var mı? Dayanak olarak gösterebileceğiniz bir gölün kurulması, buna bağlı olarak çevredeki ekosistemin ve toplumsal yapının değişmesi? Yok, ne yazık ki hani biz araştırdık ama bu konuda böyle sulak alan konusunda çalışılmış bir şeye rastlamadık. Hani özellikle dünyada böyle iklim davaları gibi baktığımızda, ilk sana da söylediğim gibi yani genelde fosil yakıttan çıkış odaklı çok fazlasıyla bu konunun çalışıldığını görüyoruz. Çünkü hani işte termik santrallerin kapatılması ya da doğalgazdan çıkış, şimdi pek doğalgazdan çıkış da tartışılmıyor biliyorsun ama yani hani kömürden çıkış gibi konuşuluyor. Hani belki biraz örnekler de verebilirim eğer ilginizi çekerse. Olur. Yani istiyorsan şimdi verebilirsin. Tabii. Yani ben dediğim gibi bu şey, bir film vardı, hepimiz belki çoğumuz izlemişizdir, Aralık ayında, Don't Look Up diye, Yukarı Bakma. Orada bir şey kurgusu vardı, işte Leonardo DiCaprio bir astronom, dünyaya bir kuyruklu yıldız çarpacak, işte bunlar fark ediyorlar, herkese söylüyorlar, bir türlü inanılmıyor bu şeye falan ve sonunda da işte çarpıyor, hani devlet hiçbir şey yapmıyor. Aslında bu filmin kurgusu işte çok konuşuldu. Leonardo DiCaprio işte iklim eylemcisi, iklim aktivisti de aynı zamanda, bu bir iklim davası, iklim dikkat çekmek için falan. Aslında ben bu tam da işte bu filmi izlerken şeyi okuyordum, bu iklim davaları üzerine okuyordum ve buradaki bahsedilen şey aslında Giuliani davası var Amerika Birleşik Devletleri'nde. Orada yargıç Josephine Staten diye bir yargıçın muhalefet şerhine dayanıyor. Bu Giuliani davasında gençler Amerika Birleşik Devletleri'nin fosil yakıttan çıkış politikaları, taahhütlerinin işte yeterli olmadığı, gerçekçi politikaları uygulamaması nedeniyle konuyu mahkemeye taşıyorlar. Ama her zamanki gibi iklim davalarında konu kuvvetler ayrılığı ve idarenin takdir yetkisi meselesine takılıyor ve yerel mahkeme reddediyor. Yani iklim değişikliği nedeniyle idareyi bağlayıcı bir taahhütte bulunmaya bir mahkemenin karar vermesi konusunu idarenin takdir yetkisinde görüyor. Yargı buna karışmak istemiyor. Bu şekilde açıklayabilirim. Hani kuvvetler ayrılığı dediğimizde idare yerine geçerek karar veremiyor. Burada da yüksek mahkemedeki işte bu kadın yargıç da şey diyor, yani bu aslında hani tıpkı şeye benziyor, dünyaya bir asteroid yaklaşıyor ve Amerika Birleşik Devletleri hani bütün savunma sistemini kapatmış gibi, idarenin de böyle bir takdir hakkı olamaz, yani bizim bütün savunma yetkimizi kaldırıp temel haklarımızı ihlal edecek, yaşam hakkımızı ihlal edecek bir noktaya gelemez diyerek bir muhalefet şerhi yazıyor. Ama buna rağmen 2-1 oyla yüksek mahkeme tarafından reddoluyor ama Amerika Birleşik Devletleri'nde bu bayağı tartışılan bir dava. Benim açımdan ilginç bir dava var. Bu Kleintort, bizim de birlikte çalıştığımız Belçika, Brüksel merkezli. Onlar bu şeyi, Belçika Merkez Bankası ile ilgili bir dava açıyorlar ve bu Belçika Merkez Bankası'nın iklim krizini körükleyen şirketleri olan işte kurumsal varlıklarını satın alırken çevre koruma ve insan hakları gerekliliklerini yerine getirmediklerini iddia ediyorlar. Ve işte Avrupa'nın en kirletici sektörlerinden işte şey aldıklarını, kurumsal varlıklar aldıklarını ve bu yüzden de iklim krizini körüklediklerini, işte Avrupa Birliği mevzuatına aykırı davrandıklarını söylüyorlar ve bunu Belçika Mahkemesi'nde açmışlar. Ancak Avrupa Adalet Divanı'ndan da görüş istemişler. Çünkü bu bir kurumsal sektör satın alma programı aracılığıyla yapılıyor ve bu Avrupa Birliği'nin mevzuatı kapsamında. Hani bence ilginç bir dava. Bir Merkez Bankası politikasının hani nereye kadar
takdir yetkisinin olduğu anlamında bunu denetime sokmaya çalışan bir dava. Hani biz Türkiye'de aslında hukuku biraz daha şey kullanıyoruz gibi geliyor bana. Bana yaratıcı bir dava gibi geldi mesela bunu düşündüğümde. Biz hani çok böyle proje bazlı, proje odaklı, hani biraz o şeyden de kaynaklı. Bizim her an yaşam alanımıza müdahale var. Yani hani biz bir yerden aranıyoruz, bir köyden aranıyoruz, bir şey soruluyor. İki gün sonra başka bir yerden iptal ettirdiğimiz bir projeye 3 ay sonra tekrar izin veriliyor. Yani avukatların da aslında çok fazla bu pratiği yaratıcı geliştirmesinin de çok imkanı olmuyor. Hani yurttaşların da çok büyük bir imkanı olmuyor. Yine Clydeworth'un Polonya'da açtığı bence çok ilginç bir dava var. Onu da hani dinleyen hukukçulara ilham vermesi için. Polonya'da bu Enea diye bir şirketin hissedar, yani hisselerini satın alıyorlar ve bu kömür, yani termik santralle ilgili yaptıkları yatırıma karşı davayı açıyorlar. Bu termik santral yatırımının şirketi zarara uğrattı sebebiyle şirket hissedarı olarak davayı açıyorlar. Ve şirketi işte bu yatırım zarara uğratacaktır, biz de hissedarız diyerek oradan da hem menfaat ve illiyet bağını da kuruyorlar. Ve davayı Polonya'da kazanıyorlar. Bu oldukça 2019'daki bir dava. Bence hani çok yaratıcı. Biz böyle şirketler açısından ya da hani gerçekten bir davanın stratejik kurgulanması anlamında bence önemli. Hollanda'da yine Shell'le ilgili bir dava var. Bunu da duymuşsunuzdur. Shell'in hani iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında bu 2019-2030 yılları arasında karbon salınımını azaltmada yükümlü olduğuna hükmetti. Bu Hollanda'da bu karar verildi, Lahey Mahkemesi'nde. Bu Shell'in çok uluslu bir petrol şirketi olması sebebiyle bunun davasını da Friends of Earth diye bir kurum açtı. Biz bunu duyduğumuzda ben Friends of Earth'e ve avukatlarına yazdım. Şundan dolayı yazdım aslında. Acaba biz bu Shell davasının kararını Türkiye'de tanıma temsiz gibi bir şeye başvurabilir miyiz diye. Hani belki size saçma gelecek bilmiyorum ama yani. Acaba biz bunu Türkiye'de nasıl bir yabancı mahkeme kararını tanıtıyoruz ya, boşanma kararını. Acaba biz bunu işte şey yapıp apostilini alıp işte bir milletler arası hukuka dayanarak biz de buradaki şeyle mesela uygulayabilir miyiz diye. Ama daha henüz oradaki avukatların bize verdiği yanıt ya bu daha henüz kesinleşmedi. O yüzden hani kesinleşmesi de en az 2 yıl alır vesaire gibi. O yüzden de hani biz bunun devamını getiremedik ama bence enteresan da olabilirdi. Bilmiyorum yani, ben hani milletler arası hukuk, devletler genel hukuku falan çalışan kişilerle bunu da konuşmak isterim açıkçası. Böyle bir fırsatımız olur mu Türkiye'de diye. Yani bildiğimiz tabii bizim çok meşhur bu Uğur Gende Vakfı davası var. Biz de bunu Uğur Gende diyoruz ama belki dinleyicilerden bu aslında urgent agenda'nın birleşimi. Belki urgenda da demek lazım, çok da bilmiyorum ama yani onların açık kazandığı bir dava var. Yani bu kararın önemi, işte mahkemenin bunu, hükümetin bu fosil yakıttan çıkışı, iklim hedefini daha işte düşük iklim hedeflerini mahkum eden bir kararı. Bunu da aslında Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nce üstlendiği insan hakları yükümlülüklerine aykırı olması sebebiyle bu davada bir ihlal kararı veriyor. Yani bu ahisse dayanılması bence özellikle önemli. Bu halkın iklim davası diye Avrupa Adalet Divanı önünde tartışılmış bir dava vardı yine. Ama bu dava redle sonuçlandı. Burada da işte bir kişinin başka kimsenin etkilenmediği bir şekilde durumdan etkilendiği durumlarda bu davalar açılabilir. Bu davada iklim değişikliği herkes etkilendiği için bireysel olarak bu dava açılamaz diye ta 1960 tarihli bir karar varmış. O yüzden hani Avrupa Adalet Divanı buna dayanarak aslında önüne davaların gelmesini bir anlamda engellemeye çalışmış oldu diye düşünüyorum baktığımızda. Ama bu halkın iklim davası da işte Sami Gençlik Örgütü'nün oldukça önemli bir girişimiydi. Yani buraya baktığımızda aslında bir kısmı kazanılıyor, bir kısım kaybedilenler var ama orada yapılan bir şey, yani örneğin Shell'le ilgili yapılan bir şey benim burada aklıma başka bir şey getiriyor ya da başka bir ümit oluyor. Ben iklim davalarının aslında böyle yaratıcı bir şey olduğunu, hani olayı sadece böyle çevreyle ilgili değil de devletlerin politikalarını sorgulamamıza sebep olduğunu düşünüyorum. Yani onları daha hesap verir,
bu işten sorumlu kılar bir şekilde hukuku kullanmak önemli bir araç diye düşünüyorum. Yine Greta Thunberg'lerin biliyorsunuz Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Komitesi'ne 16 çocuk başvurusu vardı. Burada bir red kararı verildi ama o çocukların aslında hani mağdur olabilecekleri, yani bundan etkilendikleri bir başka ülkedeki işte fosil serebazı salınımının ya da işte ihlalden dolayı onların etkilenebileceklerini kabul etti ama öncelikle o ülkelerde bu hukuki yollara daha başvurmaları söyledi. Yani hani bir yanıyla biraz eksik bir karar olabilir ama bir yanıyla da umut verici. Yani mesela ben bunu düşündüğümde ya biz de acaba başka bir şey için Birleşmiş Milletler'e başvurabilir miyiz diye düşünüyoruz. Biliyorsun bir rehberimiz çıktı mesela bizim bu doğa hakkı ihlallerinde Birleşmiş Milletler'e özel prosedürlere başvuru gibi bir rehber hazırladık. Yani hani bu uluslararası mekanizmalarda aslında insanların aklında olması gereken ve iklimi, doğayı, işte kendi çevresini, haklarını çalışırken bu yöntemlere de başvurması gereken meseleler diye düşünüyoruz. Bu iklim göçüyle ilgili aslında bu iklim mülteciliği falan deniyor ama benim hani en çok hoşuma giden kavram aslında iklim değişikliği nedeniyle yerinden yurdundan olan insanlar bunlar. İster bunu mülteci deyin, ister göçmen deyin, ne derseniz deyin, sebep bu. Hani buna şu anda uluslararası mülteci hukuku gereğince bir mültecilikten mese bile bu TTO'da kararı var. Kribati bahsettiğim ada devletinde Yeni Zelanda'ya işte iltica talebinde bulunuyor ama sonra geri gönderme kararı çıkıyor. Bununla ilgili hani bir mültecilik statüsü tanınmasa bile Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi'nin böyle bir durumda sınır dışı edilmenin ihlal olduğuna dair de kararı var. Yani ben bu şöyle görüyorum. Bu arada şeyi paylaştım, sizin rehberinizi paylaştım. Chat bölümünde isteyenler oradan yararlanabilir. Ama bu iklim davaları genel olarak iklimin değişmesi ve dediğin gibi işte fosil yakıtlara bağlı olarak kişilerin maruz kaldıkları hak ihlalleri, işte göç etmek zorunda kalmaları ya da işte geleceklerini kaybetmeleri, belki ileride gıdaya erişememe, suya erişememe üzerinden de bazı iklim davaları gerçekleşecek ama Marmara Gölü davası gibi bir dava yok. Ya da işte mesela Los Cedros bana çok benzer geliyor. Ama orada da başka bir statüsü var çünkü doğa ananın hakları anayasal anlamda tanınmış durumda ve doğanın parçaları ve doğanın kendisi bir hak öznesine dönüşmüş durumda. Belki bu anlamda eğer buradan bu sizin davanızdan bir olumlu karar çıkarsa bu anlamda dünyada da bir ilk kararlardan bir tanesi olabilir. Ve başka ülkelerdeki toplantılarda bu dava tartışılır. Aynı bizim şu anda başka davaları bu toplantıda tartıştığımız gibi. Peki siz bu davada nasıl bir sonuç bekliyorsunuz? Yani en sonunda ne olacağını arzuluyorsunuz. Olup olmayacağı tabii belli olmaz ama sizin için bu dava nasıl en iyi şekilde biter? Yani biz bu davayı yani her avukatın söyleyeceği gibi kazanacağız diye düşünüyoruz yani. Kazandığınız hani, zaman ne olacak yani? Yani şöyle... Yani bu davanın reddi olabilir. Yani ne diyebilir mesela yönetmekte böyle bir düzenleme yok. İşte vesaire diye reddedebilir ama biz bunun sonuna kadar götürürüz. Bunu aslında çok büyük bir olasılık olarak görmüyorum. Çünkü ya bu en basitinden bir dürüstlük kuralına falan da yani hiç kimse kendi kusurundan pay çıkaramaz. Yani bir bu bana şey gibi geliyor. Yıkılmış bir ev için hani kira bedeli talep etmek, depremde yıkılmış bir eviniz için kira bedeli talep etmekten bir farkı yok. Basit bir hukuk mantığı açısından düşünürseniz. Yani buradaki suyu kira eğer suyu kiraya veriyorsunuz hatta depremle bile değil. Evi binayı yıkıyorsun yani sonra aynen ondan sonra da kira istiyorsun. Yani evet hani biraz dediğim gibi hukuk devletine dair bir inancımız varsa bu davayı kazanmamız gerekir. Yani yerindelik denetimi yapamama işte vesaire gibi bir şeyin de olmayacağını düşünüyoruz aslında bu davamızda. Çünkü bizim bir yerindelik talebi bir hani buraya su bas işte bir işlem tesis et. Şöyle yap, böyle yap gibi bir şey yok. Çünkü bizim elimize çok somut bir şey verdiler o ödeme emrini göndererek. O yüzden de biz dediğim gibi kabul olmasını bekliyoruz. Ama hani bu dava ile ilgili şöyle bir şeyimiz de var bizim. Hani kabul olduğu zaman ödeme emri iptal olacak.
Aynen. İdarenin kusuru gibi bir gelişme olacak mı sizce? Yani idarenin kusuru bence ortaya çıkacak. Şu anda biz idareden birkaç yanıt aldık aslında. Belki burada onu da paylaşabilirim. İşte biz Marmara Gölü'ne şuradan su basacağız diyorlar. Mesela Bozdağ üzerinden getiririz ama bunlar da çok mantıklı çözümler değil. Çünkü orada Bozdağ ekosistemini de yok edebilirler. O yüzden yani bu sunacakları çözümün de şey olması gerekiyor. Bir başka ekosisteme zarar vermeyecek bir şekilde oranın suyunu tekrar o gölü canlandırmaları gerekiyor. Demek istediğim bu. Ya da işte Gedizen yapacaksa orayı bir şekilde temizliğini sağlamak zorunda. Yani bir göl kurtulmuş olacak, ben öyle düşünüyorum. Yani bir sulak alanın da önemi ortaya çıkacak ve bence bir sürü insan için de umut olacak aslında. Çünkü biz bu kuraklığı, göl kurumalarını vesaireyi çok sıklıkla yaşayacağız. Bir de mesela biz Doğa Derneği ile bu konuyu biraz böyle çalışırken, hem rehber kitabı çıkarırken, biraz böyle insan hakları vesaire çalışırken aslında tam da şöyle düşündük, yani biz doğanın kendimizi bir parçası gördüğümüz için bu konuyu böyle çalışıyoruz. Yani biz doğanın bir parçasıyız ve aslında bize yönelik her ihlal doğanın hakkının da ihlal edilmesi demek. Yani nasıl bir hayvanın hakkı ihlal ediliyorsa, nasıl bir şeyin hakkı ihlal ediyorsa, yani biz Marmara Gölü'nün aslında bir parçası olarak kendi haklarımızı ihlal edilmiş görüyoruz. Aynı zamanda kamu denetçisine de yerindelik denetimi yapılmıyor biliyorsun. Yani kamu denetçisine başvurduğunda biraz daha farklı bir yolu var. Belki özellikle Marmara Gölü'ne su verilmesi için oraya bir başvuru da yapabiliriz. Onun üzerinde de çalışıyoruz. Bir de şeyi de söyleyeyim. Yani bir olaydan ne çok şey çıkardığımızı da ben söylemek anlamında. Bir Anayasa Mahkemesi'ne de başvurumuz oldu bu davayla ilgili. Biz aslında bilerek adli yardım talebiyle açtık bu davayı. Kooperatifin borçları vardır ve bu dava masrafını karşılayamayacaktır diye. İdari Yargılama Kanunu'nda işte atıf yapılan adli yardımdan yararlanma koşullarında sadece kamu yararına dernekler, kamu yararına ne denir ona, kamu yararına hizmet eden çalışan dernekler ve işte gerçek kişilerin de biliyorsun belli ekonomik duruma sahip olması, yani üzerine kayıtlı hiçbir şeyin olması, ama şirketseniz ya da kooperatifseniz vesaire adli yardım talebinden yararlanamıyorsunuz. Bizim talebimiz reddoldu. Biraz da bir davanın esasına girilmesinin de uzamasının sebebi oydu. Reddoldu ama biz buna itiraz ettik. İtirazımız da aslında çok güzel bir karşı oy yazısı da oldu. Bize ümit veren. Yani bunun aslında bir yargı erişim ihlali olduğu, her ne kadar yasada böyle yazıyorsa da hani kooperatifin borcunun tamamen sunulmuş olduğu, hatta orada biraz tespite de girmiş yani idarenin kurutması sebebiyle vesaire gibi bir hani bizim davamızın bayağı okunduğu da aslında ortada. Ve böyle bir karşı görüş de oldu ama biz bir Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru yaptık. Bununla ilgili adil yargılanma hakkının, yargı erişim hakkının ihlali olduğu. Hani bu böyle bir şeye dair de bir ihlal tespit ettirebilirsek sadece kooperatif için değil ama mesela biz Doğa Derneği adına ya da Kaz Dağları adına vesaire adına insanların açtığı davalarda ki yargılama giderleri için de çok ciddi bir problem oluyor. Yani bazen böyle davaların neticesinde 20 bin, 25 bin liralık vesaire borç altında kalıyor insanlar ve bu davalar tekrarladığı için de aslında o yargılama giderleri adalet erişiminin önünde, özellikle doğanın hakkını savunuyorsanız, yani biz aslında kamu hizmeti veriyoruz burada. Ben öyle düşünüyorum. Yani başka bir şeyin sesi oluyoruz, başka bir şeyin savunucusu oluyoruz. Yani bunu aslında devletin savcısı yapması gerekiyorken vesaire yapması gerekiyorken bizler yapıyoruz yani. Bunun aslında gerçek anlamda bu yani şeyin dava giderlerinin özellikle de doğa koruma, işte çevreye yönelik açılan davalarda insanların üzerine bu kadar büyük bir yük olmasının aslında büyük bir ihlal olduğunu düşünüyoruz. Bu davayla da böyle bir şey de başlatmış olduk. Hani mahkemeden de talepte bulunabilirdik aslında belki anayasaya aykırılık iddiası için ama davayı tıkayabileceği için, yani böyle bir şey olur da dava önce giderse bunun çözülmesi gerekir diye yapmak istemedik. Belki yanlış bir karardı, bilmiyorum. Ama hani davamızdaki... Bazen tercih etmek gerekiyor. Stratejik davranmak evet, gerekiyor. Pragmatik davranmak gerekiyor. Aynen. Belki dedik onu başka bir davamızda hani şey yaparız ama burada müvekkillerimizin iradesi bu değil. Yani bunu tartışmak istemiyor müvekkil. Oraya başka bir şey istiyor yani. Peki, başka bir davada dediğiniz mesela Türkiye'de buna benzer başka neresi için dava açılabilir?
Yani iklim Benzer davası durumda olarak olan, mı? yani evet, mesela bir başka yerde kuruyan göl ya da işte HES'ler nedeniyle kuruyan nehirler için ya da mesela Müsilaj için ne düşünüyorsun? müsilaj için açılabilir mi mesela? Ya yani bence açılabilir yani, o müsilaj kaç yıldır orada, Marmara ben geliyorum diyor yani. Marmara Bilmiyorum Gölü'nün ben. değil, Marmara Denizi'nin ölümünden bahsediyoruz çünkü. Ya bana sorarsam hani, çok, hani ben mesela hayret ediyorum yani, hani ya da işte Ergen'i, hani çok 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 ciddi bir şey var müsilajla ilgili. Yani orada hani mağdurun gerçekten, yani burada biz hani balıkçı kooperatifinin olması bizim için çok önemli. Çünkü hani bildiğimiz gibi yani bir hukuk öznesi olarak orada doğrudan insanların bir takım haklarının ihlal edilmesi ya da işte onlara borç çıkarılması vesaire olması amacıyla nedeniyle biz bunu tartıştık. Yine hani Marmara Denizi'ne baktığımızda da yani orada bence böyle giderse ne turizm yapılacak ne balıkçılık yapılacak. İnsanların bir sürü mülkiyet hakkı vesaire gidecek ve hani sınır aşan da bir şey yani, o müsilaj Yunanistan'a kadar gidiyor vesaireye kadar gidiyor. Hani bu ekokırma olmayacak da ne olacak bana sorarsan. Bundan Yani dolayısıyla doğrudan zarar gören bir müvekkil bulup yine stratejik davalama yapılabilir. usulü de yapılabilir, evet. Yani yapılabilir. Hani biz bu böyle şey gibi geliyor. Biraz bizim davamızın neticesinde de aslında insanlar, aa evet hani böyle de düşünülebilir. Yani evet hani çok çok kolay olmadı tabii ki. Hani biz bayağı aylarca gidip geldik oraya. Yani hem müvekkillerle bir güven ilişkisi kurulması anlamında vesaire. Ve yani alanı tanımak, işte şeyi toplamak, veri toplamak da çok kolay olmuyor. Herkes Türkiye'de bir ihlal olduğunu söylüyor ama yani buradan işte kaç kişi göç etti, kadın kaçı kadındı, kaçı çocuktu, işte ne oldu, burada hangi balık vardı, o su var. Yani bir envanter, bir veri çalışması ya da işte ekosistemle önemli bir doğa alanıysa orada yaşayan tür çeşitliliği vesaire anlamında. Hani Doğa Derneği'nin falan da bu konuda tutulmuş raporları, işte WWF, yani burada hem sivil toplum kuruluşlarının da verileri toplaması çok önemli. Hani biz yani insanların da orada, biz muhtarlardan dediğim gibi yerel örgütlerden falan da çok destek aldık, yardım aldık. Bu sayede yaptık. Yani umarım açıklayabilmişimdir. Biraz beni konu da Çok heyecanlandırıyor teşekkürler. aslında. Gayet güzel açıklandı. Benim de Ya karanlık sorular ben evet. tamamlandı. Ya en azından mesela ben İzmir'de yaşıyorum. İzmir'in bir arıtma tesisi var. Biz Bostanlık, Mavişehir'e çok yakınız. Ve bu arıtma tesisi mesela şey gibi yapılmış. İşte bir miktar su yükseldiğinde İzmir'in bütün Çiğli'ye yapılmış. Çiğli dediğimiz yerde tam da bizim dava açtığımız sulak alanın içinde. Yani bir sulak alanın kenarına arıtma tesisi yapılmış ve sular, yani şimdi herkes diyor değil mi, bu sular yükselecek yani belli bir şeyde ya da işte belli bir çok büyük yağışlar falan olduğunda bütün Mavişehir bölgesi falan su altında kalıyor ve belli bir şey sonra İzmir'in bütün arıtma tesisinin devre dışında kalacağına dair bilimsel raporlar var mesela. Bu bana çok enteresan geliyor. Yani İzmir Belediyesi ya da neyse bu arıtma tesisini, yani bunu buraya yapmış ama işte bizim hukuk sistemimiz, yani bunu başka yere yap diye bir dava açılabilir mi? Yoksa gerçekten o devre dışı kaldığında biz zararımızı mı dava edeceğiz? İşte biraz hani iklim davasındaki stratejik olma biraz böyle bir şey diye düşünüyorum ben. Yani o atıllı, hatalı politikayı vesaire diye sorgulamamız gereken. Yine Biraz örnek da ifşa verdiğimde etme işine yarıyor. evet aynen öyle, biraz da öyle bir şeye yarıyor. Ama ben yani genel anlamda Marmara Gölü ile ilgili baktığımda hani gerçekten bir gölün, yani kuruyan bir göle ses olduk diye düşünüyorum. Oradaki balıkçılara da bir ümit olduk. Yani bir yerel hani oradaki ekonominin hani bir göçü gündeme getirdik. Doğa Derneği ile birlikte çalıştık. Bir de yani burada gerçekten devletin bile isteye bir şeyi yapamayacağını bir şekilde iddia edip ispatlamaya çalışıyoruz hukuken. Bunu da dediğim gibi yani bir şey olarak, onlar yine hani Mart ayında bunu göndermese biz belki davayı biraz daha geç kurgulayacaktık. Ama ödeme emrini göndererek bize dava açma fırsatını da çok hızlıca verdiler. Yani davada onların hatasını, kusurunu tartışma olanağımız ortaya çıktı. Durum böyle. Ben öncelikle her şeyden çok teşekkür ediyorum. Yani hem Marmara Gölü'nün sesi olduğunuz için hem oradaki balıkçıların sesi olduğunuz için. Yani tabii politika anlamında balık avlanması çok hoşuma giden bir durum değil. Ama yine de sonuçta bu iklim kriziyle birlikte devletin kötü yönetimi, devletin yanlış politikaları, bunların doğa üzerindeki, ekosistem üzerindeki ve bunların da toplumsal yapılar Tabii. üzerindeki etkisini çok güzel gösteren bir dava.
Ve yani Türkiye'de ve hatta bence sonucu dünyada bile etkili olabilecek bir dava. Böyle bir potansiyeli var. Öncelikle bu çabanız için çok teşekkür ediyorum. Acaba sorusu olan var mı? Ben bütün soruları sorduğumu düşünüyorum ama. Evet, buyurun. Teşekkürler. Yaz Eren Abanus el kaldırdı. Onun mikrofonunu açacağım. Buyurun. Artık mikrofonunuzu açabilirsiniz. Yukarıda bir işaret çıkmış olması lazım. Belki bilmiyorum, atladığım bir şey varsa Cem de konuşmak ister mi? Cem'le biz ayrı yerlerdeyiz şu anda ama belki ona da bir söz verebiliriz eğer dinliyorsa, dinliyor diye gördüm. Tabii. O da söz alabilir. Yaz düştü zannedersem. Yok, hayır, burada. Mikrofonunu açabilirsin Yaz istiyorsan. Yukarıda bir şey var. Mikrofon işareti çıkmış olması lazım. Olmadı galiba. Fidan, ben yine onu da açayım. Bir dakika. Evet, şu anda mikrofonu... Evet. Merhabalar, açabildim sanıyorum mikrofonu. Evet. Çok teşekkür ederim öncelikle. Benim şöyle sorularım vardı kafamda. Tabii basından takip ediyorum ama daha magazinsel yönüyle basına yansıyor. Acaba ehliyet yönüyle, husumet yönüyle nasıl kurguladınız diye çok merak etmiştim. Hemşeri sıfatıyla mı açtınız ama anladığım kadarıyla aslında bu dört dörtlük bir iptal davası, o yönüyle kafamı oturtabildim. Şunu ben çok merak ediyorum. Tabii ne aşamada dosya tekemmül ettiğini bilmiyorum ama mahkemenin, idare mahkemesinin tutulması, yani ara kararlarda ya da YD talebiniz olduysa onun kararında az çok gözlemleme imkanınız olmuştur. Sizin istediğiniz titizlikle inceliyor mu? Hukuki yönden değerlendirebiliyor mu? Onu ben çok merak ediyorum. Özlem Hanım, şeyi kapatmışsınız, mikrofonunuzu kapatmışsınız. Affedersiniz. Dediğim gibi daha henüz esasına geçemedik. Adli yardım meselesiyle ilgili vaktimiz geçti. Hani bu aşamaya kadar bence bayağı incelendi. Biraz da tabii yargıda tartışıldı, yani medyada tartışıldığı için de bence hani bence incelenecektir diye düşünüyorum. Dava şey olmayacaktır. Yani herhangi bir dava gibi davranılmayacaktır. Ehliyet açısından da evet, tamamen kooperatifin vekili olarak açtığımız için ehliyet sorunumuz olmadı. Hiç Doğa Derneği'nde ehliyet konusunda sorun olacağı için karıştırmak istemedik. İlk anda düşünmüştük belki bir test, yani tam yargı davası ya da farklı bir şekilde kurgularsak onları da katabilir miyiz diye, ama ödeme emri geldiği noktada vazgeçtik ve sadece böyle kurguladık. Anladığım kadarıyla Fidan Hanım avukatlık yapıyor. Çünkü YD benim anladığım kadarıyla yürütmeyi durdurma talep ettiniz mi? Hayır, ödeme emrinin iptali olduğu için zaten süresinde davamızı açtık. Herhangi bir yürütmeyi durdurmamız talebimiz de olmadı. Tamam. Ece Hanım'a şimdi sözü vereceğim. Mikrofonunuzu açabilirsiniz Ece Hanım. Ama belli bir zaman sonra belki dava dosyasına erişime de açabiliriz diye düşünüyorum ben. Hani eğer böyle işte ara kararlarla vesaireyle böyle bir şey de oluşturabiliriz. Yani belki bir ortak çalışmaya falan da dönüştürebiliriz. Güzel olur yani yapılan şeyler anlamında ileriye dönüp nasıl kurgu yapacağız diye. Cem, sen duyuyorsan, sen de söz almak istiyorsan hani belki el kaldırabilirsen sevinirim. Canım. Özlem Hanım ve Serkan Bey, çok teşekkür ederim bu güzel konferansın. Ben şey sormak istiyorum. Çok fazla açılması gereken dava var ve çok ciddi bir sorun var. Hani hukuk, insanın yarattığı hukuk doğanın gücü karşısında birazcık şey kalıyor, güçsüz kalıyor. Yani yapay bir şey olduğu için, insanın yarattığı yapay bir şey olduğu için hani o dengeyi tekrar sağlamayı insan aklı da yetmeyebilir. Ben şey sormak istiyorum, hani bunu daha iyi bir dünya için, daha sağlıklı bir çevre için, büyük şirketlerle, büyük yatırım fonlarıyla uzlaşma gibi bir şey yapılabilir mi? Yani yapılabilir sanmıyorum, ben de buna inanmıyorum ama ileride hepimizin kaybedeceği iddiasına bulunarak ve bireylerin açabileceği güçlü alandan bahsederek daha uzlaşma, daha müzakere gibi bir şey yapılabilir mi? Böyle bir şeyin örneği var mı? Yani
ikna edilebilir yapılar mı bunlar? Onu sormak istiyorum ben. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Yani çok çok teşekkürler ama zaten bütün dünya tam da bu ikna üzerinden gidiyor diye düşünüyorum ben. Yani Paris İklim Anlaşması'na baktığınızda çok hukuki, cezalandırıcı vesaire bir belge ya da bir şey değil aslında, bir uzlaşım metnine, işte ulusal katkı beyanına, taahhütlere, ifşa gibi mekanizmalara dayanıyoruz. Ben bunu yapmazsam şu olacak, bu yapmazsam bu olacak değil. Tamamen müzakerelerle, işte gönüllü katkılarla vesaireyle giden bir şey. Ama yani ben, biz hukukçu olduğumuz için yani şeye de katılıyorum aslında. Yani çok fazla şey var ve hani tek başınıza uğraştığınız noktada bazı şeyler evet yetmiyor. Ama zaten hani bu ekonominin belirlediği bir takım çözümler bulunmaya çalışılacak zaten. Yani atıyorum şimdi bir emisyon ticareti sistemiyle ya da sınırlı gümrük vergisi denilen şeylerle zaten bence hani bir şekilde hukukun dışında da ekonomik bir takım çözümler ya da işte diplomatik bir takım çözümlerle gidiyor. Ama biz hukukçular olarak yani elimizdeki bu aracı ne kadar yaratıcı kullanırsak, ne kadar etkili kullanırsak o kadar iyi diye düşünüyorum. Yani biz de sonuçta bir hukuk bürosuyuz ve yani işte Doğa Derneği ile çalışıyoruz. Bazen bakıyorum bir ay içerisinde ürettiğimiz işlere ya fena da iş çıkarmıyoruz gibi geliyor. Yani çok sınırlı bir iş gücümüz var ama ya işte rehber yapıyoruz, onu yapıyoruz. İşte sizin için bir şey hazırlamıştım yani neler yaptık falan diye. Böyle gurur duydum. Anne çok iş yapmışız. Yani stajyerlerimizle birlikte raporları çevirmeye çalışıyoruz. Birleşmiş Milletler kararlarını çevirmeye çalışıyoruz. Yani hani bizim gibi sizler de genç kuşaklı adam ben çok ümitliyim. Yani Serkan Hoca'nın pırıl pırıl öğrencileri var biliyorum. Yani hani onlar bir şey yaptığı zaman bakın işte bir laboratuvar oluyor vesaire oluyor. Farklı şeyleri tartışmaya başlıyoruz. Biz hani yani sizlerle birlikte çok daha yaratıcı şeyler olacaktır diye düşünüyorum. Yani bu dava da belki biz bir hata da yapabiliriz. Yani farklı kurgulamış olabiliriz. Siz başka bir şey için farklı bir şekilde kurgulayabilirsiniz. Ama hani bu mümkün biraz da. Bunu söylemeye çalıştık. Yani biz bunu yapabildiysek hani 3 aylık bir çalışmanın sonucunda hani titiz bir çalışmayla sizler de başka bir şey için başka bir yerden bir ihlali ucundan tutup yeni bir hukuk yaratılmasına vesile olabilirsiniz diye düşünüyorum. Ben de kesinlikle aynısını düşünüyorum. Bir de hukuki bilgimizi, teorileri ve pratikleri ne kadar güçlendirirsek müzakerelerde de elimiz o kadar güçlü olur. O yüzden işte böyle konferanslarla ya da çalışmalarla birlikte bir şeyler üretmekle gücümüze güç katmalıyız. Çünkü karşımızdakiler çok büyük şirketler ya da devletler. Onların karşısında onlar kadar güçlü olmalıyız. O yüzden de işte çok çalışmalıyız diye düşünüyorum. Umuyorum ben de, bizim öğrenciler de, siz de, hepimiz bunları başarırız bir gün. Cem Bey buyurun, mikrofonunuzu açabilirsiniz. Selamlar herkese. Selamlar. Davamızı üçüncü bir göz gibi uzaktan dinlemek çok keyif verici gerçekten de. Nasıl buldun Cem? İyi açabilmiş miyiz? Çok güzel çalışmışsınız. Ellerinize sağlık. Ben aslında bir önceki arkadaşımızın sorusuna da bir kısmen cevap olması açısından da şey yapmak istiyorum. Buradaki yöntemimiz sadece idarenin dava, yargı yoluyla denetlenmesi değil, aynı zamanda yargı dışı denetim açısından da çok çaba harcadığımızı söyleyebiliriz ki hala bugün özellikle bilgi edinme başvurularını çok sık kullanarak şeyi ıskalamalarına izin vermiyoruz. Bir ortaya bir laf atıp da bunun kamuoyunun gazını almalarına izin vermiyoruz. O lafı alıyoruz, oradan yürüyoruz. Diyoruz ki bakın böyle bir açıklama yaptınız. Bu açıklamanın karşılığı ne? Ne yaptınız? Bununla ilgili bir planınız var mı? Varsa ne olacak, ne olacak? Yani bu zaman zarfı içerisinde sadece bu davaya hazırlık aşamasında ve dava açtıktan sonra yaptığımız, ki bugün sadece bu Marmara Gölü ile ilgili iki tane daha bilgi edinme başvurusu gönderdik. Bunların bir tanesi Özlem'in bahsettiği Bozdağ şeyinden, ekosisteminden suların Marmara'ya taşınması ile ilgiliydi. Bunun ne kadar ciddi bir proje olup olmadığı konusunda da soru sorduk. Geçen ay bundan bağımsız olarak Manisa Valiliği açıklama yaptı. Gölü besleyen derelerin debisini geliştiriyoruz. Planlamaya, çalışmaya başladık. Hani bu da bir başka bir proje. Yakında burası tekrar tertemiz bir göl olacak diye açıklama yapmak zorunda kaldı. Valiliğin kendisi yetmedi. Manisa Orman İl Müdürlüğü
cevap yazdı bize. İşte bu Özlem'in bahsettiği yönetmelik değişikliğini yapıyoruz, bunu çıkartacağız. Buradaki şeyi de haksızlığı gidereceğiz dedi. Yani aslında bunların hepsi idarenin yargısal denetiminin dışında önemli bir araç olan yargı dışı denetim mekanizmalarını da aktif olarak kullandığımızda ortaya çıkan sonuçlar. Kanımca bu dava olmasaydı ne valilik ne başka bir organ açıklama yapma ihtiyacı duymayacaktı. Yani yanlarına kar kalacaktı. Şimdi en azından yani yaptıkları nedeniyle rahatsızlık yarattığınız ve bu benim çok hoşuma gidiyor. Aynen öyle. Söyleyeyim. Yani gerçekten şu an deve su işleri herhalde şu an bizden nefret ediyordur yani. Demek ki doğru yoldasınız. Evet. Teşekkür ederim söz için. Sağ olun. Ben çok teşekkür ediyorum ikinize de. Berkay Bey, mikrofonunuzu açıyorum. Herkese merhaba, çok teşekkür ederim. Aklıma takılan iki konu hakkında soru sormak istiyordum ben. İlk olarak bu Marmara Gölü davasını bir iklim davası olarak nitelendirdiğinizi söylediniz. Aslında konuşmanızda da bahsettiğiniz gibi iklim davaları klasik anlamda biraz daha sera gazlarının salınımı üzerinden yürüyor. Burada da benim sizin açıklamalarınızdan anladığım Marmara Gölü'nün kuruması aslında uzun süreli hava koşullarından değil de biraz daha su kaynaklarının da yaşanan sıkıntıdan ortaya çıkmış gibi anladım. O yüzden tam olarak iklim davasına bağlarken nelere dayanıyorsunuz? Onları açıklayabilir misiniz diye sormak istedim. İlk sorum buydu. İkinci sorum da bildiğim kadarıyla Türkiye sulak alanların korunmasına dair Ramsar Sözleşmesi'ne taraf. Acaba bu sözleşme sizin davanızda herhangi bir rol oynuyor mu? Onu açıklayabilir misiniz diye sormak istedim. Teşekkürler. Çok güzel bir soru oldu çünkü ben orayı açıklamadığımı fark ettim. Yani biz şöyle bir şeye dayanıyoruz. Yani hem Paris İklim Anlaşması'nda hem Birleşmiş Milletler Çerçeve Sözleşmesi'nde taahhüt edilen şey aslında sadece sarı gazını azaltmak değil, karbon nötr olmak. Yani bir işte karbon salıyorsunuz, bunu yutacak da bir mekanizmanın olması gerekiyor. Paris İklim Anlaşması da çok açık bir şekilde işte taraflara bu yutak alanların sayısını arttırmayı şart koşuyor ve tabii ki orada ekosistem çeşitliliğini korumak ve biyoçeşitliliği korumak dahil olarak geçiyor. Biz tam da burada aslında sulak alanları iklim değişikliğinin bir boyutu sera gazı salmaksa, fosil yakıttan çıkmaksa bir boyutu da yutak alanları korumaktır dedik. Yani aslında bunun iklim davası olarak gündeme getirilmesinin sebebi bu iklim mi çalışmanın da aslında Türkiye'de sadece fosil yakıt odaklı olmaması gerektiğini de bir anlamda vurgulamak ve bu işte korunan alanların, yutak alanların, sulak alanların ve hatta türlerin, yani sonuçta biyoçeşitlik dediğimiz şey tür, gen ve ekosistem çeşitliliğini içerir. Bence bu şekilde çalışmamız gerekiyor. Yani bu böyle bir ayakta çalışmamız gerekiyor. Yoksa sadece işte enerji boyutuyla bu işi çalışırsak olay bir mühendislik, ekonomi vesaire gibi bir şey oluyor. O yüzden de biz bunu yutak alan perspektifiyle çalıştık. Sulak alanların da en önemli yutak alanlardan birisi olduğuna dair zaten bilimsel raporlar var. Bunlar ormanlar, işte yutak alanlar, denizsel sistemler vesaire diye sayılır şeyde. Aynı zamanda sulak alanların biyoçeşitlik anlamında da işte genetik tropik ormanlardan sonra en büyük genetik rezervuar özelliği de var. Yani biz bunu tam da aslında Türkiye'nin iklim taahhütlerine aykırı davrandığı Paris İklim Sözleşmesi'ne ve kendi stratejik planlarına aykırı davrandığı üzerinden kurguladık. Ve işte karbon nötrlük üzerinden, yani karbon salımı değil karbonu yutmak üzerinden kurguladık. Çok teşekkür ederim. En önemli şeyi atlamışım. Teşekkürler. Ramsar sorusu da vardı Özlem. Ha evet, Ramsar sorusu vardı. Evet evet, Ramsar'ı da tabii ki kullandık. Cem, sen de girmek ister misin? Ramsar'ı biz çok fazlasıyla kullanıyoruz zaten. Ya evet, sulak alanların korunmasına ilişkin uluslararası bir Birleşmiş Milletler Sözleşmesi. İran'ın Ramsar kentinde imzalandığı için yanılmıyorsam 1972'de ismiyle, kentin ismiyle anılıyor. Ve taahhütleri de aslında bu sözleşmeyle sulak alanların korunması, sayıların çoğaltılması ve Marmara Gölü'nde ulusal öneme haiz bir su alan olarak ilan edilmesiyle birlikte tam da bu Ramsar Sözleşmesi'nin koruma koşullarının olduğu bir göl olması da aynı zamanda Ramsar Sözleşmesi'ni kullanmamıza yol açtı. Peki Ramsar alanı mıydı Marmara Gölü? İlan edilmiş miydi yani? 2017'de evet. Evet.
Aslında şöyle bir şey var. Güzelliği şu, yani Ramsar Sözleşmesi'nin ve ona dayanılarak Türkiye'deki diğer yazılı mevzuat olarak sulak alanların kurulması yönetmeliğinin şöyle bir özelliği var. Bir alanın mahalli sulak alan ya da ulusal öneme haiz sulak alan olup olmamasına bakılmaksızın sulak alan, diğer tırnak içerisinde diğer sulak alanlar tabirine giren sulak alanlar da korunmadan yararlanıyor aslında. Yani Türkiye'deki tüm sulak alanlar öyle ya da böyle bir koruma altında. Yani sulak alanın karakterini değiştirecek, yapısını değiştirecek, davranışlarda bulunmamayı zaten kendi iç yönetmeliğimizle biz taahhüt ediyoruz. Buna rağmen kurutulan bir yerden bahsediyoruz yine devlet eliyle. Anladım, teşekkürler. Herhalde son olarak Tuğçe Sakallıoğlu. İsmi çok tanıdık geliyor Tuğçe'nin. Hocam merhaba, iyi akşamlar. Çok güzel bir sohbetti, teşekkür ederim. Sadece dava kurgusunda şunu kafama oturtamadım. Bu ödeme emri tebliğ edilmemiş olsaydı Özlem Hanım, iklim davası yine diyebilir miydik? Tam onu oturtamadım kafamda. Yani ödeme emri gelmemiş olsaydı hangi sebeple dava açılacaktı? Bir de iklim davalarını genel mahkemelerde şu an tamamen fikir yürütüyorum. Örnek veriyorum, hani göl kurumuş, eski hale dönüştürme ve tazminat şeklinde de genel mahkemelerde bir dava açabilir miyiz iklim davaları için? Çünkü Türkiye için çok yeni bir konu bu. Biz de Muğla'da çünkü termik santraller için bu tarz fikirler yürütüyoruz. Termik santraller için iklim davası açılabilir mi, açılamaz mı, nasıl bir yol izleyebiliriz? O yüzden bilgileriniz önemli benim için. Teşekkür ederim. Pardon, mikrofonumu kapattım, açıyorum diye. Yani eğer bu ödemeye mi gönderilmeseydi tam yargı davası gibi kurgulamayı düşünüyorduk aslında. Yani bir işte zarardan ya da işte bir borçtan toplam farklı farklı borçları var yani bu kooperatifin. Ve bu oluşan zararlar nedeniyle aslında bir anlamda işte menfi tespit davası gibi de düşünebilirsiniz. Yani oluşan zararların tazmini açısından bir dava açmayı düşünüyorduk. Ama dediğim gibi onlar bir idari işlem tesis ettikleri için aslında onun iptalini istemiş olduk. Bir ödeme emri gönderdikleri için. Çünkü idari yargıda biliyorsunuz ya iptal edeceksiniz ya da tam yargı davası açacaksınız. Yani genel mahkemelerde bir dava açılabilir mi bilmiyorum. Yani şirketlere yönelik bazı davalar denilebilir elbette. Ama biz Türkiye'de genelde daha maliyetsiz olması sebebiyle ve hani idareyi de sorumlu tutmak sebebiyle idari davaya yöneliyoruz. Ama idarenin yerine geçip işlem tesis ettirme noktasında her zaman şey gündeme gelecektir yani. Bu kuvvetler ayrılığı ve idarenin takdir yetkisi, işte giremem bu konuya vesaire gibi. Hani tutup da su bas ya da şöyle şöyle yap vesaire gibi bir şey söyleyemiyorsunuz. Yani bunu her ne kadar şey söyleyememek gibi, hani bir doktoru şuraya ata vesaire gibi. Yani atamanın iptalini isteyebiliyorsunuz ama bir işlemin yapılmasını talep edemiyorsunuz gibi düşünün. Yani idarenin ne yapması gerektiğini mahkeme söylemiyor bir işlem yapma anlamında. Umarım sorunuza bir yanıt olmuştur. Yani denenebilir. Hani Muğla üzerinde nasıl bir şey olabilir bilmiyorum ama yani bu davaların kurgusu da farklı farklı olabilir diye düşünüyorum. Bilmiyorum Cem, senin eklemek istediğin, atladığın bir şey var mı davanın kurgusu anlamında? Ya, soru soran arkadaşımızın termik santrallerle ilgili olan kısmıyla belki şöyle bir kolay ya da bir yol açıldığını düşünebiliriz. Oradaki santrallerin birçoğu özelleştirme kapsamıyla şirketlere satılmış olan santraller ve birçoğu da bir takım istisnalarla faaliyetlerine devam ediyorlar. Bir takım kanunlardan kanunlarla verilen bir takım istisnalar var, işte yok. Şey yapılması, işte bacasına bir takım filtre takılması ya da atık havuzunun genişletilmesi gibi bir takım şartlarla izin verildiler ama bu şartları karşılayıp karşılamadığı konusunda özel hukukta daha çok şanslar ortaya çıktı aslında. Bir takım komşuluk hukukundan kaynaklanan davalar zorlanabilir belki oralarda. Hani ama bunlar hepsi üzerinde uzun hızlı diye tartışma yapılacak şeyler. Şu an hızlı bir şekilde aklıma geldiği için söylüyorum. Yani özel hukuk denenmeli bence, yani önemli bir şey. Çünkü bizim haricimize dünyada benzer davaların çoğu özel hukuk üzerinden gidiyor aslında. Türkiye'de idari hukuku. Hatta çok da şaşırıyorlar niye siz özel hukuk kullanmıyorsunuz diye bize yurt dışında mesela bir araya geldiğimizde.
Ya anlayamıyorlar, devleti ve şirketi aynı anda karşımıza aldığımıza inanamıyorlar yani. Böyle bir dava sistemi var Türkiye'de. Düşünsenize, biz vatandaşız, doğayı korumak istiyoruz, dava açıyoruz. Her zaman devlet ve şirket yan yana oluyor. Ya o yüzden de tabii ki çevre savunucularına vatan haini de deniyor, o da deniyor, yatırım karşıtı deniyor vesaire deniyor yani. Devletin bir savcısının da bizim yanımızda olması gerekmez mi kamu adına yani mesela? Ben şaşırıyorum. Aslında asıl görevi kamunun savunulması yani, zaten. Savcı kelimesinin kökeni aynı oradan çıkıyor. Yani. Bir tane birinin bizim yanımızda olması gerekir ya. Biz yani vatandaş kendi yaşam hakkını bilmem nesini korurken çok garip geliyor yani dava kurgulama sistemi de yani. Devlet sadece yatırımcının yanında. Biz de devletin projesini iptal ettirdiğimiz gibi yatırımcının da şirkette karşımıza alıyoruz. İdari davalarda hep o şekilde yani. Hani biz orada bir vatandaş köylü bu şekilde şey yapıyor. Ya yani gerçekten hani bu kamu yararıysa bunu korun ya yani hiç mi yok yani? Çok değişik bir sistem. O yüzden mesela yurt dışında biz bu dava pratiklerimizi anlattığımızda da çok şaşırıyorlar. Konumlanış anlamında öyle söyleyebilirim. Hani bunu yaptığınız gibi de demin söylediğim gibi siz adli olarak yargılama külfetine de katlanıyorsunuz. Yani sonucunda işte vesaire olduğunda haksız çıkarsanız 20 bin lira, 30 bin lira neyse bir sürü para ceza şeye de dava masrafına da dernekler katlanıyor. Bunun örnekleri de var. Neyse burası başka bir konu. Ama bu konuyu düşündüğümüz bu konuyu da bir şey yapacağız yani. Çok zor bir alan, çok da tehlikeli bir alan. Dünyada hep hem yerli halklar hem de yerli halkların avukatlarının şiddete maruz kaldığını, öldürüldüğünü de biliyoruz. Şirketlerle devletlerin el ele katliamlar yaptığını da biliyoruz. Hem doğa katliamları yapıyorlar hem de doğa savunucularının cinayetlerine karışıyorlar. Bu anlamda çok teşekkür ediyorum tekrar. Hem bu işe girdiğiniz için hem de bizi aydınlattığınız için bu dava özelinde ve genel olarak da iklim davaları konusunda çok teşekkür ediyorum. Katılımcılara da çok teşekkür ediyorum. Çok güzel sorular geldi. Umuyorum giderek, konuşarak ve birbirimizi ikna ederek daha iyi yerlere geliriz, daha güçleniriz. Çünkü Cem Bey'in de aslında söylediği şeyi ben o şekilde algıladım. Aslında burada avukatlar ve hukukçular, akademisyenler yeni bir hukuk yaratıyoruz. Ve aslında savcılara da, hakimlere de bu hukuku öğretiyoruz. Yeni bir alan bu. Ne olduğunu biz aslında ortaya çıkartacağız. O yüzden de bizim her anlamda bilgili ve güçlü olmamız lazım. O yüzden de birbirimizden güç alarak bu davaları başaracağımızı umuyorum. Size de tekrar çok teşekkürler. Umuyorum dava istediğiniz gibi sonuçlanır ve daha sonraki davalara da emsal teşkil eder. Katılımcılara da katıldıkları için çok teşekkür ediyorum. Bundan sonra da herhalde başka konularda ya da bu konudaki gelişmelerde yeniden bir araya geliriz. Herkese iyi akşamlar. İyi akşamlar, sevgiler. İyi akşamlar diliyoruz. Hoşçakalın. İyi akşamlar. Hoşçakalın.